Merhaba herkese. Bu videomuzda Üretken Akademi'nin 8. haftasında verilen ödevin 3. videosuna hoş geldiniz. Şimdi bu videoda artık yavaş yavaş filtreleme kısmına gelelim. Birazcık daha stiller falan verelim. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Şimdi video öncesinde şöyle ufaktan bir baktım ve şöyle bir şey olduğunu gördüm. Şuradaki bizim şu yüksekliğimizi kendimiz verebiliyormuşuz. Onu da şu şekilde scroll dedikten sonra şöyle iki parantez, yani sanki bir CSS yazar gibi Y dedikten sonra burada istediğiniz height ayarını verdikten sonra o height ayarını geçtiğinde kendisi şöyle bir scroll oluşturuyor. Bu işimize yarar çünkü değerin yani çok da büyümesini istemiyorum yani buradaki değerlerin. O yüzden şu şekilde kendisi 550 piksellik bir boşluk ayırıyor. Hatta şöyle bakalım. Bakın şöyle tabloya bakarsak kendisi şöyle 550 piksel olması gerekiyor. Ya 550 ama tabii ki de burada işte bazı paddinglerle, marjinlerle zaten aynısı yani bayağı büyük oluyor. Yani 653 piksel görmemizin nedeni ondan dolayı yani. Evet, konteynerin 653 piksel ama içindeki değerler vesaire veya şuradaki de olabilir. 653, 55 daha desek zaten aynı. Yani neredeyse 500'e falan geliyor. Neyse, şimdi bu height ayarını da verdikten sonra zaten bakın buradaki tabloda görüldüğü üzere şöyle responsiveymiş. Tamam, bunu da halletmiş oluyoruz. Yani geriye çok da bir şey kalmıyor açıkçası. Mesela şöyle ne yapabiliriz? Artık components üzerinde container.js deriz. Bir tane konteynerimizi oluştururuz. Burada konteynerimizi oluşturalım. Yani konteyner üzerine alalım. Burada işte currency table, işte filter vesaire koymayalım. Konteyner üzerine koyalım. Şimdi ondan sonra şuradaki currency table üzerinden currency table üzerinden şöyle komponentimizi import edelim. Gerçi şöyle yapalım. Currency table dedikten sonra şu şekilde divimizi oluşturalım. Tabi bir tane ızgara sistemi yapabiliriz. Şöyle yanlardan birazcık boşluk vermesi adına. Onu da şöyle yapalım. Şimdi şurada bir gridimiz mevcuttu. Bir önceki projelerde gördüğümüz. Search box'a ihtiyacımız olacak. O yüzden input kalsın. Hatta şimdilik hatta şöyle yapalım bir saniye. Defalarca şu yüz efekte veri almamak adına. Şöyle şurayı bir durduruyorum şimdilik. Zaten veri gelmeyecek diye düşünüyoruz. Ha tabii şöyle yapalım o zaman. Şuradaki isLoading'i false verelim. Ondan sonra şuradan herhangi bir tane değer alalım. Şimdilik görmek açısından. Şöyle şurada slice üzerine o değeri yazalım. Kalsın bu değer bir. Tamam. Yani defalarca API'den istek göndermeyelim. Tek bir tane alalım değer şimdilik. Ondan sonra zaten düzenleyeceğiz. Şimdi grid kısmına gelelim. Ne yapıyorduk? Row ve kol ayarı yapıyorduk. Şöyle yapalım. Konteyner üzerinden şöyle fragment boş bir şu şekilde ayarlarımızı yapalım. Ondan sonra diyeceğiz ki bakın bak şimdi diyeceğiz. Şurası bir row. Burası bir satır. Tamam. İki tane satır olacak. Yani bunlardan birisi tablo için, birisi de filtreleme kısmını gösterebilmek için. Şimdi şu proje şu şekilde bir projeydi. Biz bunu nasıl yapabiliriz? Hatta şuraya da bir tane div verelim. Belki div stilleme yapabiliriz. Şimdi kol ayarı da verdikten sonra span 24. Span ayarı yapalım. Tamam. Span diyelim. Ha, bir de şey yapacaktık şimdi. Hatta şöyle yapalım. Tamam. Row'larımızı ayarlayalım.
import edelim, kollarımızı import edelim. Yani aslında şunu yapmam lazımdı. Yani böyle buradaki gridi yapmamın sebebi şuydu. Şu yan kısma boşluk koyabilmek. Yani bizim iki tane kolum değerimiz olacak. Onu aslında her satırda görüntülemek yerine şöyle tek bir satır halinde yapsak. Peki, tamam. Şöyle bir şey deneyelim. Şöyle row tekrardan deneyelim. Şuradaki açılış tagini kapatalım. Zaten açılış tagimiz var. Şurada bir tane filter, ne diyelim? Name filter diye bir komponent oluşturalım. Tamam. Ondan sonra burada bir tane kolum belirleyelim. Şurada da bir tane kolum belirleyelim. Gerçi neyse tamam ya. Şimdi şöyle alalım. Tekrar boşluk olsun şurada ya. XS de 2 olsun. Hatta XS de 0 olsun. Small da 2 olsun. Onun nedeni şu. En son yaptığımız projede ne görmüştük? Small ekranlarda iki kısım yandan şöyle boşluk olursun. Ama artık çok çok küçük ekranlarda boşluk oluşturmasın istiyorsak bu şekilde bir responsive ayarı yapmamız gerekiyordu. Tamam. Şimdi name filter kısmı tabii ki de şu an boş. Şöyle buradaki x sesi de şöyle alalım. Tamam. Şuradaki bir tane daha kolum yapmam gerekiyor. Onu da diyeceğim ki x ses 24 olsun. Yani komplesini kaplasın. Çünkü 24 ızgaradan oluştuğunu söylemiştik. 2, 2, 4 ise burada da 20 ızgara kaplasın dememiz gerekiyor. Sonra kolum kısmını şurada da halledelim. Şurada şunu şöyle yapalım. Baktığımız zaman gördüğünüz üzere şurada bir boşluk yaptı. Nedir o? Acaba şu nereden geliyor? Şurada şu table'dan, evet, table'dan gelmiş. Bakın gördüğünüz gibi bir boşluk üretti kendisi. Şu yankısından ama çok çok küçük ekranlarda şöyle baktığımız zaman artık oradaki boşluk kalkmış olacak. Bu da responsive'liğimizi korumuş olacak. Tamam. Şimdi şuradaki konteyneri ayarlayalım. Bir tane konteyner verelim. Konteyner diye bir sınıf oluşturalım. Ondan sonra hatta App.js'te sanki konteyner diye bir şey vardı ya. Neyse yokmuş. Tamam, sıkıntı yok. Şöyle hatta bir bak, bir saniye. Konteynerde bir sınıf oluşturmuşum fakat silmişim. App.js üzerinde div'de bir şey yok. Şurada şunu silelim. Şöyle yapalım. Tamam. Onu şöyle yapmak yerine tamam biz şöyle yapalım o zaman bir saniye. Şuradaki yine turu kalsın. Da yine turuydu ama öyle bir kalsın bakın. Tamam. Herhangi bir sıkıntı görmüyorum şu anlık. Şimdi tamam. Değerimiz geliyor. Şurada konteyner kısmına gelelim. Diyelim ki şuradan yukarıdan bir tap şöyle bir 200 piksel boşluk versin. Tamam. Sonra şurada benim name filter kısmında div class name filter diye bir sınıf verelim. Şöyle name filter. Buradan da margin bottom deyip şöyle bir 50 piksellik bir boşluk verelim. Ondan sonra şuradaki name filter kısmımızda end design üzerinden şuradaki input'u alacağım. Şöyle bir tane search box bizim işimizi görür.
1, 2, 3, 4. Search Box. 1, 2, 3. Şu 4. Search Box bizim işimizi görür. Şöyle geldim. Ne diyelim? Type enter currency name to filter diyelim. On search kısmına şöyle bir tane şimdilik const on search, hatta handle search diyelim. Handle search eşittir fonksiyon arrow function olarak yazalım. Şuradaki E'den bize bir event üzerinden target value gelecek. Search'ümüzü şöyle bir import edelim. Şimdi bakalım ne geliyor. Enter currency name diyor. Ama şuradaki istediğim gibi enter button gelmedi. Enter button search. 1, 2, 3, 4. HTTPS size large on search bakalım şöyle. Yok. Bir, iki, üç, dört. Şuradaki olan bir, iki, 3 şu 4 enter button suffix Space Compact diye bir şey varmış. Şuraya bakıyoruz. Ya da bir deneyelim şöyle şu filter kısmını. Tamam. Yani evet. Size'ımız şu search kısmını birazcık büyütebilirim aslında. Bakalım bir büyütme olayı var mı? Şurada large olayı varmış. Input size large. Placeholder large size prefix varmış.
Tamam, klasik şöyle yapalım. Search yerine hiçbir şekilde uğraşmayalım. Şurada input dedikten sonra placeholder deyip bu şekilde ayarımızı yapalım. Size'ımız large olsun. Şöyle birazcık büyük olsun. Ve şuradan da handle change denen bir fonksiyon üzerinden oradaki şurada yazdığımız değeri alalım. Şimdi şurada da allow clear denen bir boolean mevcut. O da şunu sağlıyor. Mesela gördüğünüz gibi şurada bütünüyle her şeyi silmeyi sağlıyor. Bu da güzel bir seçenekmiş. Şimdi bunu ne yapacağız? Filtreleme yapacağız. Filtreleme nasıl yapacağız tabii ki de. O da önemli. Şimdi hatta şöyle bir iki tane daha alabiliriz. Şöyle yapalım. Şurayı alsam şöyle. Slice üzerinde şurayı kapatsak. Şöyle birazcık küçültelim. Şimdi bize değerlerimiz geldi. Tamam. Bizim bir de şöyle ne yapalım? Şu yan kısımda input vermeye çalışalım. Bakalım becerebilecek miyiz? Şöyle name filter üzerinde button diyelim. Button diyorum ya. Button. Dedikten sonra şöyle bir bakalım. Button nasıl geliyormuş? Bunu bir inceleyelim. Button type primary. Şimdi button kısmında ikon gönderebiliriz. Şöyle search denen bir ikona yardımcı olabilir bize. Şöyle search outlined. Bunu nasıl import ediyoruz ona da bakalım. Şöyle End Design Icons üzerinden alıyormuş. Import Search Outlined from End Design dedikten sonra şimdi bize şöyle göstermiyor. Yani şöyle yapmamız lazım, pardon. Tamam, şimdi şu ikonla şu filter'ın şu şekilde display'ine flex verelim. Aynı satırda olsunlar. Tamam. Şimdi şuradaki height'i 40 piksel verelim. Diyelim ki name filter üzerindeki button diyelim. Height'i 40 piksel olsun. Tamam. Şuradaki input'un wrapper border radius vermiş ya. Şimdi onu kendimiz şöyle bir ayarlama yapalım. Border radius. Şimdi 18 piksel ya. 8 piksel. Şimdi yan kısma radius vermesin. Şöyle dümdüz olsun. 0 piksel, 8 piksel, işte ne 8 piksel şeklinde versek. Yok, böyle olmuyor, bir saniye. Border. Şöyle border radius dedikten sonra 8 piksel. 0, 0, 8 piksel desek. Tamam, şöyle yapalım, bir saniye. Şurayı 0 diyelim. Evet, tamam, burayı galiba sıfırladı. Bir şöyle yine filter'ın şu button'ı şöyle yapalım. Evet, tamam, zaten şurayı evet filter şey sıfırlamış. Yanlış görüyormuşum. Şöyle, hatta şöyle yapalım. 8 piksel şu kısım olacak. Köşe. 8 piksel. 8 piksel. Şurada 0 piksel verdikten sonra orayı halledeceğiz. Şimdi currency table'a gerek var. Name filter'a gelelim. Bu sefer oradaki butonun ayarını yapalım. Orada buton üzerinde border radius'u 0 piksel verelim. Tamam. Şimdi height'e 40 piksel dedik ya. Width'e diyelim ki şöyle
100 piksel. Yani şöyle bir şey olsun. Bu şekilde bir görünüme sahip olsun. Hem mesela ben buradan da tıkladığım zaman yapabiliriz. Onu da aynı şekilde şurada name filter üzerinden belirleyebiliriz. Hatta şöyle bir olay bile yapabiliriz. Şimdi şurada input kısmında bu hafta gördüğümüz useRef denen bir olay vardı hatırlarsanız. Şimdi const inputRef diye yazsak. Desek ki useRef. useRef dedikten sonra burada şu onChange ref değerine inputRef'i versem. Ondan sonra şuradaki handle change yerine şurada hiçbir şekilde event almasa desem ki input ref'teki current value getirse bakalım ne gelecek. Current galiba. Bakalım şöyle. Focus event. Şimdi select var. Bakın input değerimiz geliyor ama value da gelmesi gerekiyor. Şöyle. Şimdi referans kısmını şu şekilde çözdüm. Hani şimdi şurada handle change yapıyoruz ya. Tamam. Şimdi burada bir tıklama işlemi yapıyoruz. Hatta şöyle on click yerine handle change vardı ya, şurada handle click diyelim. Şurada sadece işlem yapsın yani. Burada tıkladığımız zaman bize değer göndersin. Yani şuradaki butonunda bir fonksiyonelliği olsun yani, boş boşuna durmasın. Şimdi ben burada şu kısma referans verdim. Dedim ki şu input'um bunu referans alsın. Ve ben bu input'um her mesela şu şekilde referans verdikten sonra input ref.current.input value dedikten sonra burada değeri alabiliyorum. Mesela şöyle test dedikten sonra test şeklinde yollayabiliyoruz. Şimdi burada bu işlemi de yaptıktan sonra şunu yapabiliriz. Slice üzerinde filtered kısmını oluşturabiliriz. Deriz ki name denen bir kısım oluştururuz. Set filtered dedikten sonra state nokta, hatta filtered name yapmak yerine nasıl bir şey yapsak diye düşünüyorum. State nokta filtered nokta name action payload'daki name olabilir diyelim. Yani hatta onu şöyle yapalım. Filter dedikten sonra şuradaki currency table değil de şu handle click kısmında tabii ki de şuradan da filtered'ı export edelim. Ondan sonra şuradaki handle click kısmından yukarıda const dispatch yazdıktan sonra use dispatch çalıştıralım. Ondan sonra şurada dispatch dedikten sonra set filtered aksiyonumuzu alalım ve şurada filtered bir objeydi. Objeyi göndermek zorundayız. Name kısmına ben şuradan aldığım değeri göndereyim. Ondan sonra ona göre işlemler yapacağız. Şimdi handle click'ten sonra şimdi şuradaki filtreleme, hatta şu 200 piksel çok fazla yüzüme fazla büyük oldu. Bir marjin vermiştik. Şurada 200, biz şöyle bir 150 yapalım bunu. Tamam. Şimdi şu kısımda currency'yi filtreleyeceğiz. Peki nasıl filtreleyeceğiz? Şurada ki currency table üzerine bir gelelim. Şimdi data source'um vardı. Data source'uma şöyle bir şey yapabiliriz. Deriz ki data source. Buradan da yine currencies demişiz. O zaman şöyle yapalım.
Hem currency'si alalım hem de buradan filtreleme kısmını alalım. Şimdi filter dedikten sonra ne diyebiliriz? Hatta şöyle bir şey bile yapabilirim. Şurada bir filtreleme isim olarak filtreleme yapsın. Bir de burada düşme yükselme kısmı da yapacağız. Hatta şuradaki sayıların işte yükseliyor mu düşüyor mu? Şimdi eksi 4 ya işte düşüyor şeklinde bir tane şu yan kısma ikon da ayarlayabiliriz. Tamam, şimdi önce data source'u bir halledelim. Filtreleme yapacağız. Diyeceğiz ki şurada onu yapabiliriz. Hatta şöyle yapalım. Geçenki uygulamamızda olduğu gibi eğer filtered üzerinde name varsa şöyle bir deneyelim. Hem de aşinalık olur. Data diyelim. Data nokta. Data'da bir name vardı. Data'daki name include şuradaki name'e eşitse filtered, hatta şöyle yapalım. Filtered'daki name'e eşitse diyelim. Bakın şimdi zaten hiçbir şekilde değer gelmediğini göreceğiz. Şöyle data source kısmı halen data name includes filtered nokta name test yazdığımda bakın gördüğünüz gibi zaten değer yok. Hatta tamam. BNB yazalım. Tabii şöyle olması lazım. Bakın şuradaki isim. Bakın küçük. Küçük bir değer. O zaman şöyle yapmamız lazım. Data nokta name üzerinde to yine eşit olması bakımından filtreleme olayının to lowercase include name to lowercase. Hatta tabii orada genel olarak filtreyi aldığım için şimdi burada lowercase yapmak istemiyorum şu kripto slice üzerinde. Burada yapayım. Neyse, tamam. Şimdi bir Bitcoin yazalım bakalım. Gördüğünüz gibi Bitcoin geldi. İşte E olanlar, Ethereum'lar, Tether'lar varmış mesela. Mesela hatta şunu da yapabilir miyiz diye düşünüyorum. Şurada mesela test yazdığımda tamam. Şurada mesela kapattığımız zaman o olayı halletsin. Ya da yani şu butona gerek var mı diye düşünüyorum. Neyse. Peki buton kalsın. Tamam, buton kalsın. Yani butonu fonksiyonelliği olsun. Şimdi şu kısmı ayarlayalım. Şu yükselme düşme olayı. Hatta biz de şöyle bir şekil yapalım. Şimdi şurada app.css üzerinde diyelim ki price denen bir şey oluşturursak price üzerinde ascending denen bir şey oluştursak yani artan. İşte color desek ki green. Hatta şöyle green olabilir. Tam green olsun. Price desk olarak da color red verebiliriz. Şuradaki currency table üzerinde şu gelen değer bize nasıl geliyormuş? Şurada şu şekilde geliyormuş ya. Geldim ben burada. P dedikten sonra price dedim. Şöyle şimdi şu kısmı gene dinamik oluşturmamız gerekiyor. O yüzden şöyle süslü parantez üzerine template detail verdim. Dedim ki şunu demem lazım. Şimdi buradan bir değer geliyor ya. Şuradaki değer. Bakın buradaki değer şuradan baktığımız zaman kendi değerimizde, kendi API'mızda. Bakın bir number dönüyor. O zaman şunu diyebilirim. Ben eğer price kısmında benim sayım sıfırdan büyükse diyelim. Ask diyelim yani artış gösteriyor diyelim. Ha yok sıfırdan küçükse o zaman desk diyelim. Baktığımız zaman şöyle hatta değerimiz yan kısmında şöyle şurayı da dinamik hale getirmemiz gerekiyor. Şöyle bir tane yüzde koyalım. Yüzde işareti. Bir F5'e basalım. Bakın gördüğünüz gibi güzel bir olay görüyoruz yani böyle eksili artı şeklinde. Hatta birazcık da şu fontu birazcık büyütebiliriz. Font size 25 diyelim.
Font weight'e birazcık bold verelim. Çok büyük oldu bu da. Peki 20 piksel işimizi görür diye düşünüyorum. Evet, gördüğünüz gibi burada da font ayarını hani böyle değişik bir şekilde bir ayarda yapmış olduk. Gerçi 18'de dursun, tamam. Evet, bakın bu şekilde düşüş ve yükselişini de görebiliyoruz. Yani hatta fiyatlara peki nasıl bakıyorduk diye görebilirsek galiba şuradan US'deki price. Hatta yani şöyle ne diyelim, bir saniye. Şuradaki title'a exchange rate işte USD bazında 24 saat olarak yapalım. Bir de şurada isimden sonra bir de fiyatlama yapalım. Onu da yine şuradaki sorter üzerinden alabiliriz. Şöyle şuradaki kapatma tekniğini kapatalım. Şöyle bir tane sorter verelim. Tamam. Şuradaki ne olacaktı? Price. Data name'imiz price. Anahtarımız price. A nokta dedikten sonra koyutta USD. Koyutta USD'den sonra price değeri üzerinden dolar bazında sanırsam dolar bazında fiyatını okuyabilirim. Hatta diyelim ki USD diyelim. Şöyle baktığınız zaman bakın şu tabii ki de price değeri gelmesi için map üzerine de onu koymamız gerekiyor. Şurada name'den sonra price diyelim. Hatta şöyle coin USD nokta price. Şuradaki price alalım. O zaman bir saniye. Aynen, tamam. Bitcoin'in mesela değerine baktığım zaman evet doğru değer alabiliyoruz. Güzel, tamam. Yani bu şekilde bir olay yapabiliriz. Yani değişim, tamam, değişimle görüntüledik. Belki yani fiyatı koysak mı diye düşündüm de neyse koyalım. Bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Şöyle. Tamam, bence yani bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Yani bundan sonra daha neler yapabiliriz ya yani bilemiyorum açıkçası. Yani şu rengi kullanabilirim peki. Şuradaki rengi kullanabiliriz. Body üzerinde. Şuradaki index üzerinde background color dedikten sonra işte body yapabiliriz. Bir şey daha yapacaktık. Evet, şimdi hatırladım. Context API kullanacaktı biz ya. Aynen öyle. Biz onu unuttuk bayağı. Biz onu unuttuk. Tamam. Bu kısmı da ayarladıktan sonra bir de ufaktan işte Context API nasıl kullanılır onu da ufaktan bir görmüş olalım. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Hoşça kalın.